Ben de diyorum hadi örümceğe korktun mu? Yılan korktun mu? Korkmadın mı? Tamam. Hatta çöp denemesinin yanından geçerken köpek kafasını kaldırıp size gülüyor. Diyor ki niye bu saatte buradan geçiyorsun sen diyor. Sonra tekrar uyumasına devam ediyor. Bizler öncelikle bilim insanıyız. Biz barış için bilim üretiyoruz. Umatu, Ece'yler, Agaylar, Studentler, kıymetli dostlar, sizlere Türkiye'den, Mevlana şehri Konya'dan selamlar, sevgiler, muhabbetler getirdim. Çok enteresan. İlk insansı, hatta biz radyoda bunu Pascal'la işledik. İlk insansı duydum, Türk robotu. Duydum, bizim evet. Çocuklarla bir telefon görüşmesi yapmışsınız. Evet, evet. Yaptık evet, da. Evet. Haber şöyle çıktı ama abi, yani elik dalı gevrektir eşliğinde oynamış sizin robotlar. Evet. Yani siz yönetim kurulunda şöyle bir şey mi konuştunuz? Ulan bir robot yapalım da gerdanı kıra kıra dönsün şimdi, be. Tabii ki kültürümüzden bir şeyler taşıması çok önemli bizim için. Evet. Ondan dolayı dedik ki bir takım hareketleri süsleyebiliriz. Ne yapabiliriz? Kendi kültürümüzden bir halk oyunu oynasın istedik. Bu tabii ki mühendis arkadaşlarımız çok iyi bilir. Bir insansı robotta 100'e yakın mikro işlemci var. 10 tane robotu oynatıyorsanız 1000 tane mikro işlemciyi senkronize çalıştırmak demek. Bu da teknolojimizin bir göstergesi aynı zamanda. Ha, iyi bir şeydir bu oynaması. Evet yani oynayabiliyorsa, anladım, senkron olarak birlikte hareket edebiliyorlarsa büyük bir başarıdır diyebiliriz. Süper. Halay başı olma özelliği var mı abi? O da yapıyoruz. Yani netice itibariyle ama hayatımızın önemli bir parçası olacak. Geleceğin konuşulduğu, şüphesiz, gençlerin şüphesiz olduğu bir yerde mutlaka bu bahse girmemiz lazımdı. Arkadaşlar bence heyecanla bekliyorlar. Çok sizden alacakları ediyorum bilgilerle gelecekte robotlarla nasıl bir ilişki kuracaklarını lütfen anlatın arkadaşlar. Peki. Çok teşekkür ederim. Alkışlar Özgür Akın için. Sağ olun. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, lise öğrenimini Fatih Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümünde, yüksek öğrenimini 1992-94 yıllarında Ege Üniversitesi Bilgisayar Programcılığında tamamlayan Akın, iş hayatına 1995'te Akın Soft'u kurarak başlamıştır. İnsana ve insanlığa değer verilmeyen köşe kalmasın ilkesini prensip edinen ve 2023 yılında kuracağı Uzay Teknolojileri Ar-Ge Üssü ve Akın Soft Yüksek Teknoloji Üniversitesi ile kariyerini taçlandırmayı amaçlayan Akın Soft Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Sayın Özgür Akın'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Akın. Efendim hoş geldiniz. 2023 hedefiniz hayırlı olsun. Buyurun lütfen. Herkese merhaba. Arkadaşlar, sizinle burada olmak benim için bir onur. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Aynı dili konuştuğumuzu, aynı yere baktığımızı, aynı vizyonu taşıdığımızı biliyorum. Bu anlamda burada sizlerden birçok şey almaya geldim. Belki birkaç şey de size verebilirim. Ama vereceğim en önemli mesaj burada. Hepimiz girişimciyiz. Hepimizin içerisinde girişimci bir ruh var. Bunu açığa çıkarmak ve aynı zamanda dünyada hiçbir zaman buluşlar, icatlar bitmiyor, inovasyon bitmiyor. Bu konuda birçok şey sizi bekliyor. Bu tür küçük mesajlar vermeye çalışacağım. Yıllardır sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok üniversitede konuşmacı oldum. Birçok sivil toplum örgütünde, ticaret odalarında konuşmacı oldum. Ve yönetim bilişim sistemlerindeki arkadaşlar, diğer bölümlere göre biraz daha yeni bir bölüm. İşte hocam bizim bölümümüzün anlamı tam algılanmıyor. Bizim bölümümüz ne işe yarıyor? Biz ne olacağız? Biz nereye gideceğiz? Neye yönelmemizi önerirsiniz? Hangi konuda kendimizi geliştirmeliyiz gibi? Şüphesiz sizler de birçok cevaplar biliyorsunuz bunları ama bana da böyle birçok soru geldi. Biraz önce söyledim ya, artık o kabuğu kırın çıkın. Şu an tam sizin zamanınız. Tam sizin zamanınız. Neden? Yapay zekalar konuşuyor. Yapay zekaların artık şehirleri yöneteceği konuşuluyor. Şirketleri yöneteceği, şehirleri yöneteceği, hatta ülkeleri yöneteceği, belediye başkanı olacağı. Ki benim sosyal medyamda da var. Sürekli kanun tekliflerinde bulunuyoruz. Bizim de artık şehirlerimiz yapay zeka ile yönetilmeli. Yapay zeka gelişim. Meclis diyelim, yönetme, yargı ve yönetme, yasama organlarımız. Yönetme kelimesi var orada. Demek ki yönetimle bilişimin birleştiği en önemli bölümlerden bir tanesi sizsiniz. Artık uyanalım. Bizim vaktimiz geldi. Bugünden itibaren tüm mecralarda aranan insan olacaksınız. Yapay zeka yazılımı geliştirecek düzeyde ileri bir
algoritmik programlama bilginiz olması şart değil. Konuya hakim olmanız lazım. Bilin ama, biliyorsanız o da ayrı. Konuya hakim olmanız lazım. Genel yönetim anlayışını bilmeniz lazım. Kamu yönetimini bilmeniz lazım. Aynı zamanda şirket yönetimini bilmeniz lazım. Bununla birlikte yapay zeka nedir, bilişim teknolojileri nedir, bunları yüzeysel de olsa biliyor olmanız lazım. Dün, en geç belki ama Bilim Teknoloji Bakanlığımızı kurduk 2011'de. Dünyada en geçlerden birisiyiz. Yarın da Yapay Zeka Bakanlığı kurulacak. Ve orada sizler rol alacaksınız arkadaşlar. Yani muhtar yerine artık yönetim bilişim sistemleri mezunları görev yapıyor olacak. Belediye başkanlarının yardımcıları, müsteşarları, bakanların müsteşarları sizler olacaksınız. Bu sistem bilişimde nasıl yönetilir? Buna sizler yön vereceksiniz. Peki nasıl? Ve neler yapıldı? İsterseniz biraz daha detaylandıralım. Teknoloji insanlık tarihinde her zaman yer almıştır. Şimdi Türkiye'de teknolojiyi anlattığımız bütün kürsülerde, bütün mecralarda bana en çok iki tane soru yöneltiyorlar. Bir, insansız robotların boy göstermesiyle birlikte insansız robotlar bizi işsiz bırakacak mı? İki, insansız robotlar, teknoloji insanlığı yok edecek mi? Bu sorulardan ilkini sunumumun başında, ikincisini de sunumumun sonunda cevaplayacağım. Ancak teknolojiyi öncelikle bir tanımlayalım. Teknoloji nedir? Teknoloji ne zaman oldu da insanlığı işsiz bıraktı? İnsanlık tarihine bir baktığımız zaman 10 bin senelik yazılı insanlık tarihini görebiliyoruz. Daha da geçmişe gittiğimizde belki milyonlarca yıllık uygarlıkların verilerini bulabiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın adı bilişim çağı. Hatta yapay zeka çağı diyebiliriz. Ben bu çağı şöyle tanımlıyorum. İnsanlığın en önemli buluşlarından bir tanesi tekerlekti. Biliyorsunuz tekerlek. Ki bugün dünyayı değiştirmiştir. Ki tekerleğin icadının ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama insanlık tekerlekten sonra en büyük devrimini, en büyük teknolojik devrimini bu çağda yaşıyor. Hatta bugünlerde yaşıyor. Bundan uzak kalmamamız gerekir. Yakın geçmişimize baktığımızda 1945'lerde bir devrim oldu dünyada. Sanayi devrimi dediğimiz, endüstrileşme dediğimiz bir devrim oldu. Maalesef ki biz ülke olarak bu devrimi kaybettik. Sanayi devriminden çok geri kaldık. Yüksek teknoloji, yazılım teknolojisi, bilgisayarlar derken insansız robotlar, yapay zeka, büyük veri konuşulmaya başlandı. Tüm dünyada farklı atıflar yapılıyor ki biz 1995'te kurumumuzu kurduğumuz ilk dönemlerde söylemiştik. Dedik ki 2015'ten itibaren dünyada insansız robotlar boy göstermeye başlayacak. Artık görmeye başladınız. Gün geçmesin ki her gün televizyonda bir insansız robot haberi, internette bir yerlerde bir haber, bir görsel mutlaka görüyorsunuz. Biz bunun neresindeyiz Türkiye olarak? Dünya bunun neresinde? İnsansız robotlar ne yapacak? Bununla ilgili bir takım paylaşımlarda bulunacağız birlikte. Şimdi insansız robot kelimesi ya da yapay zeka denildiği zaman en büyük, en çok karşılaştığım iki tane soru var. Bir tanesi diyorlar ki bizim işimizi elimizden alacak mı bu robotlar? Çok net. Evet, hepinizin işini elinizden alacak arkadaşlar. Bunda öncelikle hemfikir olalım. Bunu boşuna tartışmanıza da gerek yok. Ama diyeceksiniz ki ya bir tane patron olacak, işte birçok işçisi olacak, bunların hepsi robot olacak, diğer insanlar işsiz kalacak. Bu görüntü doğru mu? Evet, bir anlamda bu görüntüyü tartışmak gerekir. İnsanları işsiz bırakan robotlar değildir, teknoloji değildir, yönetim anlayışıdır. İnsanlar 2 saat çalışabilir. Niye 7,5 saat çalışıyorsunuz? İstanbul'dan gelen var mı buraya? Yaşayan İstanbul'dan. İstanbul'da yaşamak biliyorsunuz ya da İstanbul kavramını hepimiz biliyoruz. İstanbul'da 7,5 saat çalışmak demek günde sabahın 5'inde kalkmak demektir arkadaşlar. Bakın işkenceye şimdi. Sabah 5'te kalkıyorsun, daha güneş bile doğmamış. Psikoloji alt üst olmuş. Hatta çöp denemesinin yanından geçerken köpek kafasını kaldırıp size gülüyor. Diyor ki niye bu saatte buradan geçiyorsun sen diyor. Sonra tekrar uyumasına devam ediyor. Ben çok rastladım, sizler de rastlamışsınızdır. Gidiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Tamam, çalışmamız lazım. Fikiriz. Çalışıyorsunuz. Akşam mesai bitiyor. Ondan sonra trafikti, şuydu, buydu. 2-3 saat sonra eve ancak kendiniz atıyorsunuz. Yorgunsunuz, kan şekeriniz düşmüş, açsınız, bir gibi şey yedik, yiyeceğiz derken saate bir bakıyorsun. Ya bir tane sevdiğim dizi vardı demeye kalmadan kanepede zaten uyuklamaya başlamışsın. Onda yatmak zorundasın çünkü 5'te kalkacaksın. 7 saat, 6 saat uyumak zorundasın. Bitti.
Ha bana iş diye bunu dikte ediyorsanız çalışın. Benim için sıkıntı yok. Çalışın yani. Ama ben diyorum ki... Ama ben diyorum ki biçer döverleri ülkemize kabul edelim. Aranızda değirmenci var mı? Aranızda kalaycı var mı? Nalbant var mı aranızda? Bunlar daha dünün meslekleriydi. Sayabileceğimiz belki yüzlercesi. Hiçbiri kalmadı. Endüstriyel hale geldi. Artık endüstri mühendisleri takip ediyorlar üretimi. Mekanik mühendisler çizimlerini yapıyorlar. Endüstriyel tasarımcılar oluşturuyorlar ve size öyle bir nal çıkartıyorlar ki eskiden o demir dövüp nal yapıp da ata nal çakan ustaların hepsi gitti. Ama onlar işsiz kalmadı. Onlar şu anda makine mühendisi. Onlar şu anda mekanik mühendisleri. Elektronik mühendisi yerine göre. Ziraat mühendisi. Öyle değil mi? Ama yarın, yani yarın çok uzak değil, geleceğe bugünden hazırlayın, siz göreceksiniz. Hani böyle ütopik ya da bilim kurgu filminde falan değilsiniz. Yarın mesleklerinizin hepsi gidiyor arkadaşlar. Aranızda bilgisayar mühendisi kalmayacak, işletmeci kalmayacak, öğretmen kalmayacak, polis kalmayacak, doktor kalmayacak. Bugün en popüler meslekler bunlar değil mi? Çocuklara bile soruyorsunuz, ne olacaksın? Doktor olacağım diyor. Polis olacağım diyor, öğretmen olacak. Hepsi gidiyor. Ne zaman? Çok değil, 30 senesi var. 30 sene sonra nitelikli halde var. Yani şu andan itibaren geçmeye başladı. Polislik görevi yapmaya başladı. Dubai'de görmüşsünüzdür haberlerde. Tam değil ama yapmaya başladılar. Öğretmenlik görevi yapmaya başladı, doktorluk görevi yapmaya başladı. En iyi cerrahtan daha iyi artık ameliyatları. Belki otonom bir robot, insan kontrolü gerektiriyor ama yarın o da gerekmeyecek. Bir cihazın içerisine gireceksiniz. Ki filmlerde görüyoruz. Bu bir gerçek, yakın, çok yakın gerçek. Tamamen sizi analiz ediyor, ameliyat yapacaksın. Robotlar ameliyat ediyor. Sadece psikolojik telkinde bulunulacaksa bir robot, psikoloji doktoru bir robot sizi dinleyip size telkinlerde bulunuyor. Gidiyorsunuz. Hastanede kaç kişi çalışıyor? Sıfır. Teknoloji bu işlerin hepsini bitirdiği gibi bu yarın da bilgisayar mühendisliğini, makine mühendisliğini, avukatlığı, öğretmenliği, berberliği, kuaförlüğü, işletmeciyi hepsini bitirecek. Peki ne gelecek yerine? Yeni meslekler. Aranızda duygu tasarımcısı var mı? Yok. İleride duygu tasarımcısı olacaksınız. Robot sorunları avukatımız var mı aramızda? İleride robot sorunları avukatı, robot hakları avukatı olacaksınız. Çok yakındır, yakında bu haberleri duymaya başlayacaksınız. İlk kez bir robot insanı öldürdü ve dava. Robot mu suçlu? Robot programlayan programcı mı suçlu? Üretici firma mı suçlu? Satın alan sahibi mi suçlu? İçine virüs atan adam mı suçlu? Robotu farklı şekillerde psikolojik telkinlere tutup da eğiten kişiler mi suçlu? Toplum mu suçlu? Bence toplum suçlu. Siz bugün katillerin nasıl tartıştığını biliyorsunuz. Hiçbir insan katil de olmaz. Toplum onu katil yapar. Hiçbir insan hırsız da olmaz. Toplum onu hırsız yapar. Benim savunum robotlar için de aynı şeydir. Tabii ki tehlikeli yazılımlardan arındırılırsa bir robot asla suçlu değildir. Toplum onu suçlu yapar. İnsanlar aç kalmayacak. Hiçbir zaman aç kalmamıştır. Teknoloji her zaman insanlara daha nitelikli iş sahaları açmıştır. Çünkü insan şudur. Toprak var, hava var, su var. Bunlar toprak ana dediğimiz tabiattır, doğadır. Onlar bize bir şeyler verir, biz onlarla besleniriz. Giyiniriz, barınırız, temel ihtiyaçlarımızı karşılarız ve yaşamımıza devam ederiz. Bunlar olduğu sürece biz aç kalırız. Bunların bize sunumu da, işte topraktan olup insana sunma kısmına da iş diyoruz biz. İş sahaları diyoruz. Ama siz buna çiftçi deyin, ama buna değirmenci deyin, ama ekmekçi deyin, ama pastacı deyin, ama ilaç deyin. Ne dersiniz ki? Hepsi bir iş süreci, bir iş sahasıdır. Teknoloji hiçbir zaman insanlığı işsiz bırakmamıştır. Ne yapmıştır? Daha nitelikli iş alanları açmıştır. İnsan ergonomisini bozan, insan sağlığına zarar veren, monoton işleri robotlara, endüstriye yüklemiş ve insanlara daha sosyal, daha kültürel, daha insani, daha düşüncesel iş sahaları açmıştır. Daha akıllı makinelerin üretilmesi ve otonom sistemlerin gelişmesiyle endüstri 3 ve bugün dijitalleşmeyle birlikte düşünen makineler ve birbiriyle iletişim kuran makinelerin endüstri 4 kavramı dünyada tartışmaya başladı. Endüstri 4.0 kavramı altında hangi alt başlıkları görüyoruz? Akıllı robotlar,
yapay dikey yazılım entegrasyonları, nesnelerin interneti, simülasyon, zenginleştirilmiş gerçeklik, bulut, eklemeli üretim, bu kavramları hepimiz tanıyoruz. Dijital dönüşüm, sadece bilim gündemi değil, tabii dünyanın ve bugün ülkemizin, şehrimizin, mahallemizin gündemi, hatta evimizin de gündemi. Her yerde, her noktada artık dijital dönüşüm kavramını duyuyoruz. İyi ya da kötü zararlarını ya da faydalarını görebiliyoruz. Ben kısa kısa geçmek istiyorum. Amacım zaten bildiğimiz konular ama tekrar bu konuda farkındalık oluşturmak istiyorum. Dijital dönüşüm neyle geliyor, bize neler getiriyor? Başka tabii ki akıllı robotlar, yapay zekalar. Ama bunlar arasında en önemli olaylardan bir tanesi eklemeli üretim dediğimiz olay. Üretimin şekli de değişmeye başladı. Eskiden ne olurdu? Talaşlı imalat dediğimiz bir üretim şekli vardı. Parçayı koyarsınız, çeşitli yerlerinden talaş çıkartarak bir parça elde edersiniz. Şimdi ise birleştirerek, 3D yazıcılar aracılığıyla birleştirerek yeni ürünler elde edebiliyorsunuz. Bu teknoloji nereye gidiyor biliyor musunuz? Moleküler yazıcılara kadar gidecek. Yani Japonya'da yapılmış herhangi bir gıda maddesini evinizdeki 3D printer'dan satın alabileceksiniz. Herhangi bir kalem diyelim, herhangi bir araç gereç, bir cep telefonunu ödemesini yaptığınız anda bir anda yazıcınızdan yazılarak alabileceksiniz. Bu noktaya kadar gidiyor bu teknoloji. Fabrikalarda bugüne kadar böyle acısı tüten fabrika kelimesini kullanırlardı. Hani derler ki ya bizim kurumumuz büyük, bizim ülkemiz büyük, birçok bacası tüten fabrika var derlerdi. Şimdi ne terim geldi? Bacasız fabrika demeye başladılar. Bacasız fabrika ne? Yazılım. Yazılım. Yüksek teknoloji. Bir de penceresiz fabrika denmeye başladı. Bu ne? İçinde insan çalışmıyor. Yani gün ışığına bile gerek yok. Işıkları kapat, 24 saat robotlar üretim yapıyor. Şu an popülerleşti. Avrupa'daki bütün büyük şirketler, bugün birçoğunu kullanan, ürünlerini kullanan büyük şirketler hep Orta Doğu'ya göç yapıyorlardı. Neden? Çalıştırmak için işçi çok ucuzdu. Bunların en büyük örneklerinden bir tanesi Adidas, duymuşsunuzdur. Birçok araba fabrikası, birçok giyim, kıyafet, kozmetik, aklınıza gelecek tüm şeyler Orta Doğu'ya açıyorlardı, Uzak Doğu'ya açıyorlardı fabrikalar. Neden? İşçilik düşük diye. Ama şimdi fabrikalarını geri almaya başladılar. Şimdi tekrar Avrupa'ya geri taşıyorlar fabrikalar. Çünkü işçiye gerek kalmadı. İnsanlar ne yapacak peki? İnsanlar burada birkaç başlığa yer vermeye başladım, çalıştım sizler için ama bu internette araştırdığınız zaman çok büyük bir derya. Birçok bulguya bakacaksınız. Ama bunların en önemli noktaları yani bir dünyada farklı farklı isimler veriliyor. Biz ülkede, kendi ülkemizde top ve meclisteki kararlarımızla birlikte dijital dönüşüm dedik bu kavrama. Bir farkındalık uyandırması açısından, bir şeylerin farkında olmamız açısından iki tane küçük hikaye anlatacağım size. Birkaç tarihten geçmişe değinmek istiyorum. Bilim, Edward Deming's, endüstri mühendisi arkadaşlarımız da var. Onlara el kaldırabilir miyim? Teşekkür ediyorum, sizler de hoş geldiniz. Özellikle o arkadaşlar çok iyi bunlar, bilirler bu arkadaşı. Bu arkadaş Amerika'da bir bilim insanı ve tezleri, yazdığı kitaplar, sistemleri Amerika'da kabul edilmediği için 1945'lerde Japonya yerle bir oldu ve Japonya'yı diriltmek için, Japonya'da kendi sistemini insanlığa armağan etmek için Japonya'yı hedef alır. Japonya'ya doğru yola çıkar. Giderken Avrupa üzerinden karadan gitmeyi tercih eder. Ve İstanbul, Ankara, Anadolu'larına geçer. Ve geçerken bakar ki yeni bir ülke burası. Ve Brunner'in dediği gibi de hayatta en hakiki mürşit ilindir sözüyle karşılaşır. Ve der ki bu ülkede de benim görüşlerime, bilimsel tezlerime değer verilir der ve orada sorumlanır. Birçok büyük seminerler, toplantılar düzenler. 1945'lerde. O dönemin kitlerinden Sümer Bank, o dönemin büyük kitleri dinlerler. Derler ki Deming ne diyor? Ama en son dinletilerden derler ki biz bunları uygulayamayız, mevzuatımızda yok derler. Ve Deming hayatını birle Japonya'ya devam eder. Bugünkü Japonya'ya yapan bilim insanlardan bir tanesidir. Endüstride yalın üretim,
seri üretim, kazan kazan modelleri ve birçok modelleri geliştiren bir bilim insanıdır. Bugün endüstri mühendisi arkadaşlarımız kitaplarını okuyor. Dünyanın birçok yerinde kitapları okutulan bir bilim insanıdır. Önümüzden geçti, dokundu gitti. Maalesef kaçırdıklarımız da var. Şimdi araba yapmaya çalışıyoruz, yerli araba. Konu bu değil. Bu konu 1960'lardaydı. Devrim arabalarını hepiniz biliyorsunuz. Hatta filmi de çevrildi. Ama filmde neymiş efendim, biz benzin koymayı yapmışız. Yok canım. Darp babası, şart babası konuları çok karıştırma. Dünyanın merkezi burasıdır. Buradaki mühendisler en iyisini en iyi zamanda, en doğru zamanda yapmıştır. Dünyada endüstri gelişirken, araba endüstrisi gelişirken biz kendi arabalarımızı yaptık. Ama ne oldu? Siyasi oyunlar, bir takım propagandalar, baskılar. O gün yapılan arabalarla dönemin başkanları kenti gezmişlerdir. Tabii ki planlama ötesi birçok gezi olduğundan dolayı, o zaman petrol mü var, petrol ofisi mi var? Yok, yok denecek kadar az verdi. Dolayısıyla tam meclise girerken benzini bitmiştir. Evet, en güçlü sektör medya. Medyayı ben de seviyorum ama medyada bazı arkadaş kitleler var ki böyle şeyleri çarpıtmayı çok severler. Yazmışlar işte, garip kafasıyla araba yaptığınız zaman şart kafasıyla benzin koymayı unuttunuz. Biz bir şeyi unutmadık. Bizim küçük bir unutkanlığımız bir ülkeyi sadece bir araba montajı kaderine sevk edemez. Bunları kabul etmiyoruz. İlk Türk teyyarecimiz Vecihi Hürkuş. Hepimiz tanıyoruz. 1903'te ilk motorlu uçuş gerçekleşti. Dünya motorlu uçuşu. Wright kardeşler yaptı Amerika'da. 1925'te de kalıntıları birleştirerek ilk Türk uçuşunu gerçekleştiren kişidir. Türk pilotudur. Aynı zamanda mühendislik almıştır sonradan. Ama ne yapılmış? Cezalandırmışız biz onu. Neden? İzinsiz uçuş yaptın diye. Sonra kendi uçağını yapmış. Tekrar kendi atölyesini kurmuş. Uçağını yapmış. Ve uçağını yaptıktan sonra izin vermemişler bu kez. Demişler ki bu uçağın yetkisi yok, uçuş izni yok, teknik özellikleri konusunda şüpheliyiz. Uçağını sökmüş, trene yüklemiş, Çekoslovakya'ya götürmüş, oradan izin belgesi almış, geri gelmiş, sonra uçurmuştur. Türkiye'de Türk semalarını süsleyen yüzlerce uçak üretimi yapmışlardır Nuri Demirağ'la birlikte. Ama maalesef uçak fabrikalarımız da 1950'lerde kapatılmıştır. Neden? Çünkü birçok ülkeden uçak siparişi almaya başlamıştık bile çoktan. Evet, biraz gündemimize gelelim. Bu fotoğrafları az çok hepimiz biliyoruz. En başta bir tane küçük mime var. Ülkeler arası bir teknoloji yarışı var dünyada. Bazı atıklar var. Bu aynı zamanda sosyal olarak kendimizi, egolarımızı doyurmak için yapmış olduğumuz toplumsal hareketlerdir. Yani günün birinde bir söylenti midir bilinmez. Amerika Japonya'ya bir tane ince tel gönderiyor. Çok ince, böyle kıldan ince, görünmeyen bir ince tel gönderiyor. Ve diyor ki bizim endüstrimiz çok ilerledi diyor. Biz çok ince teller yapabiliyoruz artık diyor. Ki bugünden bahsetmiyorum. Bundan 50 yıl önce böyle bir sürece baktığınızda o ince teli yapabilmek bir yüksek teknolojidir. Sonra Japonlar teli alıyorlar, inceliyorlar, Amerika'ya geri gönderiyorlar. Sonra Amerikanlar alıp bakıyorlar, ya bu telde ne var ki? İnceliyorlar, sonra bir bakıyorlar ki telin için delip göndermiş yapıyorlar. Sizin endüstriniz böyleyse, bizim endüstrimiz de böyledir diyerek. Şu sahnede de onu göreceksiniz. Arap Yarımadası'nda geçen sene 2017'de çıkan haberleri ya da medyayı takip ettiniz. Diyordu ki kadınlara ehliyet verilecek. Kadınlara ehliyet verilecek. Dünya ayağa kalktı, nasıl yani? Araplar siz hala kadınlarınıza ehliyet vermediniz mi? Evet, kadınlar ehliyet alamıyorlardı. 2018'den itibaren Arap Yarımadası'nda ehliyet alabileceklerdi. O arada medyada, sosyal medyada özellikle ağırlıkla İtalyan bir astronot yayınlanıyordu. İtalyan astronot uzayda şarkı söylerken. Yani siz henüz kadınınıza ehliyet dahi vermezken biz kadınlarımızı astronot yaptık, uzaya gönderdik, hatta orada sosyal bir şekilde şarkı söylüyorlar mesajını veriyorlardı. Ama maalesef cevap gecikmedi ki yine aynı yarımadasında, Arap Yarımadası'nda bir dünya devrimi oluştu. Bir robota ilk kez vatandaşlık verildi ve Yapay Zeka Bakanlığı kuruldu. Yapay Zeka Bakanlığı nedir? Yapay Zeka Bakanlığı'nı henüz anlamış bile değiliz. Çünkü bizim maalesef Bilim ve Teknoloji Bakanlığımız 2011 yılında kuruldu.
dünyada en geç bilim ve teknoloji bakanlığı kuran ülkelerden birisi biziz. Endüstri 4.0 diye bir kavram geziyor ortada. Evet, insanlık çağrı bir endüstri devrimleri geçiriyor, doğru. Bir dönem ilk buharlı makinelerle birlikte birinci endüstri devrimleri geçirmeye başladı. Sonra elektrikli sistemlere geçildi, ikinci endüstri devrimi. Sonra otonom sistemlere yaklaşıldı, iletişim kurulmaya başlandı. Elektronik sistemlerle makineler birleşmeye başlandı. Üçüncü endüstri devrimi ve şimdi dördüncü endüstri devrimi düşünen makineler, iletişim gören makineler başladı. Ama bu endüstri 4.0 kelimesine çok takılmayın. Bu Almanya'nın dünyaya dikte etmek istediği, markalamak, patentlemek istediği bir kavram. Eğer şirketinizi, kolunuzu, elinizi kaptırırsanız gövde gider. Alman endüstrisi olayı fark etti. Dedi ki ağır sanayi bitti, şu işe de bir girelim. O yüzden kendi kavramımızın peşinde gidin. Buna endüstri 4.0 demiyoruz. Biz buna diyoruz ki dijital dönüşüm. Biz dijital dönüşüm yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok zor değil. Çok, bizim kendi mühendislerimiz de bunu çok rahat yapabilirler. Filmler var. Birçoğumuz izledik. Bir tren sahnesi vardır o filmde. Binmek istediğiniz treni kaçırırsınız. Hatta o trende bazen sevdiğiniz de vardır. Ve tren istasyondan kalkmış, ilerliyordur. Koşmaya başlarsınız treni yakalamak adına. Koşarsınız, koşarsınız. Binmek üzeresinizdir, hatta sevdiğiniz elini uzatıyordur. Bu sahneyi hepimiz filmlerden hatırlıyoruz. Böyle eller kavuşacak gibi olur, sonra tren hızlanmaya başlar ve koparsınız. Sonra ha bir gayret dersiniz, adrenalin sarılır vücut, tekrar hızlanırsınız. Evet, işte oradayız. Ya binersiniz, ya binemezsiniz. Endüstri 4.0, dünya teknolojileri konusunda da Türkiye tam da bu anlattığım konuda şu an. Biz bu trene ya bineceğiz ya da kaçıracağız. Özellikle bilişim teknolojilerinde en büyük sermayeniz, en büyük yatırımınız sadece bir bilgisayardan öte değil. Bir bilgisayarla bugün birkaç yıl içerisinde dünya devi olabiliyorlar. Özellikle bizim sektörümüzde şirketler. Bunun örneklerini hepimiz biliyoruz. Ki bizim ülkemizin 150 yıllık şirketlerinin çok daha büyük bilançolara erişebiliyorlar bu 10 yıllık şirketler. Hatta bundan birkaç sene önce Amerika Başkanı bir masada oturuyor ve kadehini kaldırıyor. Diyor ki kadehimi 1 trilyon dolarlık masaya kaldırıyorum. Diyor ki masada 10 tane bugün bildiğimiz bilişim şirketi var. 1 trilyon dolar bugün Türkiye bütçesinin yaklaşık 2 katına karşılık geliyor. Bilişimin de ne kadar hızlı büyüdüğünü, ne kadar geliştiğini ki bu şirketlerin en eskisi 20-30 yıllık şirketler. Buradan bilişim çağının önemini, hızını, neresinde yer almamız gerektiğini bilebiliriz. Ama şunu da hatırlatmam gerekirse bu çağ çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Eğer bu çağın ilerlemesini kaçırırsak belki bir 300-500 yıl daha benim kestiremeyeceğim kadar uzun bir süre daha 3. dünya ülkesi olarak anılmaya devam edeceğiz. O yüzden bize çok büyük görev düşüyor. Bunun merkezi biz olmalıyız. Çünkü neden? Biz Anadolu'dayız. Biz Anadolu'nun merkezinden doğan güneşiz. Biz birçok millete örnek olabilecek nitelikte bilim, ilim yayan bir milletiz. Dolayısıyla birçok ilkleri yaşamanın zamanı geldi. Evet, Endüstri 4.0 kavramı nedir? Sadece onu söylemek istiyorum. Endüstri 4.0 Almanya'nın patentlemeye çalıştığı, standart spesifikasyon dediğimiz belgelendirmeye çalıştığı bir kavramdır. Sakın işletmemizde, çevremizde bu kavrama yaklaşırken temkinli olalım. Çünkü neden? Buradan tekniker giderse 100 liraya gider, 100 TL'ye gider. Eğer Almanya'dan tekniker gelirse 5 yıldız otelde kalır, yolunu alırsınız. Artı saatliğine de 1000 euro yazar geçer giderler. Neden? Çünkü onun Endüstri 4.0 sertifikası vardır. Endüstri 4.0 dedik, dijital dönüşüm dedik, robotik sistemler dedik. Yine sorularınız varsa da cevap vereceğim bu konuda. Ama biz ne istiyoruz? Aslında bizim ihtiyacımız, eksiğimiz olan şey ne? Ben buna da burada bulunmak çekmek istiyorum. Bizim istediğimiz internet. Biz internet istiyoruz. Yani biz Türkiye'deki bilişim teknolojilerine emek veren, gönül veren, hayatını koyan insanlar olarak bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız, yazılım mühendisi arkadaşlarımız varsa onlar adına da söylüyorum. Bizim istediğimiz sadece internet. Biz başka bir şey istemiyoruz. Türkiye'de internet yok. İnternet ne demek? İnternetin
ne demek olduğunu sizler biliyorsunuz. İnternet veri demektir. Yani data center demektir. Bugün Türkiye'nin data center'larının birçoğunun yurt dışında olduğunu hepimiz biliyorsunuz. Yani bir domain alıyorsanız, server alıyorsanız maalesef ki dışarıdan alıyorsunuz. Dışarıya verimi bırakıyorum. Yani web sitelerinin %90'ı belki dışarıda. Dışarıya verimi bırakıyorum. Bir de oraya erişmek için ayrıca internet parası ödüyorum. Eğer o veri sizin ilinizde olursa erişmek için çok daha ucuz bir şekilde o interneti kullanabilirsiniz. Biz istiyoruz ki gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de internet altyapısı geliştirilsin. Yani data center'lar kurulsun. Ve interneti çok hızlı bir şekilde erişebilirim. Çünkü bilişim çağındayız, dijital dönüşüm çağındayız. Elimiz, ayağımız, kolumuz, her şeyimiz internettir. Endüstri 4.0 mümkün. Herkes anlatıyor. Ben bu Endüstri 4.0'ı anlatmak için buraya koymadım. Sadece sizleri uyarmak için buraya koydum. Endüstri 4.0 bir markalaşma hareketidir arkadaşlar. Almanya'nın başını çektiği bir markalaşma hareketidir. Size yapacaklarından hemen iki tane sayıyla örneklemek istiyorum. 100 bin euroya size tezgah satacaklar. 30 bin, 40 bin eurolara size tezgahın yanına malzeme verecekler. Sonra gelecekler 10 bin eurolara etiketler yapıştıracaklar. Sonra elinizde dokun bu etiketli çizik varsa size 50 bin euro daha ceza kesecekler. En üstü 4.0 bu. Sonra üzerine bir şey eklemek isterseniz diyecekler ki 4.0 uyumlu değil, bunu ekleyemezsiniz diyecekler. O yüzden o anlamaya dikkat edelim. Ben bu konuda uyarmak istiyorum sadece. O anlamaya dikkat edelim. Bu sadece Endüstri 4.0 için geçerli değil. Endüstri 4.0 altı boş da değil, yanlış anlamayın. Ama kısaca elimizi vermeyelim. Elimizi verirsek kolumuzu kaptırırız, hatta gövdeyi, hatta ülkeyi kaptırırız. Dijital dünya bize neleri getiriyor? Nereye doğru gidiyoruz? Neden yapay zeka? Big data nedir? Çok kısa kısa deneyeceğim vaktinizi almadan. Biz bilgisayar kullanıyoruz değil mi? Bugüne kadar bilgisayarı kullanıyorduk. Ama şimdi fark ettik ki bilgisayar bizi kullanmaya başladı. Eskiden bilgisayarları biz kullanırdık. Yani bilgisayarların bir şeyler yapmasını emrederdik. Ve onlar bizim için bir şeyler yapardı. Şimdi fark ediyoruz ki bilgisayarlar bizleri kullanmaya başladı. Yani bir yere gittiğinizde cep telefonundan hemen size bir bildirim geliyor. Diyor ki siz diyor kahve içmeyi seversiniz. Şurada güzel bir kahve var. Gidin orada bir kahve için. Şurada bir kampanya var. Gidin oradan alışveriş yapın. Genel olarak Big Data nedir? Nasıl oluşuyor? Hangi süreçler bizi takip ediyor? Bunlardan birkaç bilgi vereyim. Zaten konuya hakimiz semantik medya ve geofencing etkisi dediğimiz konular. Gidiyorsunuz araba fuarını geziyorsunuz. Araba fuarını gezerken sistem sizin nerede olduğunuzu biliyor. Çünkü cep telefonunuzdan açtınız yer bildirimlerini, tüm uygulamalar dediniz ki beni takip edebilir. Sonra eve oturdunuz. Evdeki diğer bilgisayarınızla eşleşik aynı IP'den olduğu için ya da aynı oturumlar açtığınız için sizi tanıyan diğer bir bilgisayarda hemen yan taraftan araba kredileri geçmeye başlıyor. Daha önce siz kullanıyordunuz bilgisayarı. Ama artık bilgisayar sizi kullanmaya başladı. Diyorsunuz ki ya benim araba kredisine ihtiyacım olduğunu nereden biliyor bu sistem? Nereden biliyor? İşte sabah gittiğiniz fuardan biliyor. Orayı gezdiğiniz için dedi ki araba fuarına gitti bu kişi. Demek ki araba alma eğilimi var. Araba kredisine ihtiyaç duyabilir. Gibi yüzlerce şey. Hemen bakıyorsunuz ya bu beni nereden tanıyor? Bu sistem beni nereden tanıyor? Sizi sizden daha iyi tanıyan bir sistem var. Ne? Sosyal medya. Birçoğunuz en az 10 yıldır aktif sosyal medya kullanıcısınız. Ve orada her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Ve 10 yıldır paylaştıklarınızın çoğunu unuttunuz. Ama büyük veri unutmaz. Büyük veri unutmadığından dolayı şu anda sizi arkadaşınızdan, eşinizden, dostunuzdan demiyorum. Sizden çok daha iyi tanıyan bir veri var arkada. Bu bugün pazarlama için kullanılıyor. Yarın belki ülke yönetimi, belki ülkeleri birbirine düşürmek için kullanılacak. Dijital platform bize neler getirmeye başladı? Olumlu, olumsuz. Dijital dönüşümler bizi nasıl etkilemeye başladı? Böyle bir oyun vardır. Duydunuz mu hiç? Evet. Mağrudan nedir bir oyun duydunuz. Bu oyun 130'dan fazla kayıt altına alınan tabii ki. Dünyada 130'dan fazla kişinin intihar etmesine sebep olmuştur. Hatta Türkiye'de de nedensiz ve hani tam olarak bağlantı kurulamasa da 140 kişinin de intihar etmesi sürülür. Bu oyun içerisindeki sürükleyici küçük başlayıp yavaş yavaş ilerleyen görevler var. Kişili görevler veriyorlar. İşte şunu yap, bunu yap, şuraya git, bunu yap, şöyle yap. İşte kendini biraz kapat, insanlarla konuşma, şu saatte kalk, şuraya yürü, tren yolunda yürü, çatıya çık gibi farklı. Ondan sonra eline iğne batır, elini hafifçe kes diye katman katman götür bir çocukları intihar ettirecek şeye kadar getirir. Oyun. Bildiğiniz bir oyun. İnsan hayatı kendini intihar ettirmek.
Yani dijital hayatın, dijital sistemin insan üzerindeki etkisi insanı ortadan kaldırabilecek noktaya kadar gelebilir. Kripto paraya kısaca değinmek istiyorum. Blockchain hayatımızda var. Blok zinciri duymuşsunuzdur. Ama bundan da çok büyük zarar gördük. Yani 2017'de 20 kat arttı. Kripto paraların en önemlilerinden Bitcoin, birçoğunuz takip etti. 20 kat yükseldi. Herkes dedi ki ooo alın alın buna alın alın alın. Aldılar aldılar aldılar. Sonra Aralık döneminde bir tepe takıla gitti. Üçte bir fiyatlarına bir indi. Herkes cebindeki parayı kaybetti. Çok büyük paralar kaybetmedi. Herkes 1000 lira falan kaybetti ortalamada. 500 lira falan kaybetti. Ama tepedekiler ne kazandı biliyor musunuz? Milyar dolarlar üzerinden, 18 milyar dolar hacimlere ulaştı. Neredeyse Dünya Bankası el koyuyordu belli bir hacim üzerine çıkmıyordu. Kripto para, blockchain bir yatırım aracı değildir arkadaşlar. Yani alayım da borsa bir yatırım aracı. Borsada bir şirketi ortak olursunuz, şirket kazanırsa kazanırsınız, kaybederse kaybedersiniz. Blockchain dediğimiz ya da kripto para dediğimiz diyelim bir yatırım aracı değildir. Nedir? Ticarette bir araçtır. Ticaretin yürümesi için. Avukatlar için uygulanmaya başlandı. Birçok noktada şu anda dünyanın birçok noktasında blockchain'ler uygulanmaya başlandı. Davaya giriyorsunuz, her girdiğiniz davada kripto para kazanıyorsunuz. Blockchain hesabından çok farklı, birçok noktada tutulabiliyor. Çok farklı şekilleri, türevleri var. Araştırın detaylı, geleceğin ticareti diyebilirim. Geleceğin ilişkisi diyebilirim. Kripto üzerinden evlenenler var, blockchain üzerinden evlenenler var şu an. Biz kurumumuzda özellikle buna çok dikkat ediyoruz. İletişim çok önemlidir. Yani karşılıklı iletişim. Bugün sosyal medyayı ülkemiz çok geç fark etti. Maalesef çok geç fark etti. Ama kısmen kullanmaya başladık. Ama bunun suyun başında derler ya, tabir yerindeyse, işin başında olamadık. Sadece kullanıcı olarak. Bugün Türkiye'nin en büyük medya sektörü sosyal medyadır artık. Yani hiçbir reklam ajansı sosyal medya kadar para kazanmıyordur diyebilirim. O noktaya kadar geldiler. Sosyal medya aynı zamanda kurumların üretmiş olduğu ürünleri artık bir kurumun başkanına kadar erişebiliyorsunuz. Bir üretim müdürüne kadar, bir mühendisine kadar erişip etkileşim kurabiliyorsunuz. Eğer doğru şekilde dinlerseniz, müşterinizi ya da potansiyel müşterinizi çok iyi analiz ederseniz, pazar neyi istiyor, piyasa neyi istiyor, bu konuda ne tür çözümler üretmeliyiz şeklinde projeler geliştirebilirsiniz. Bu çerçevede de stratejinize yön verebilirsiniz. 2050 yılı. Otomobil kullanan insan kalmayacak. Şu anda insansız otomobil yok. Bundan bir 30 sene sonra da yasaklanacak. Diyecek ki kesinlikle otomobilleri insanlar kullanamazlar. Patronunuz bilgisayarınız olacak. İşleri yani yapay zekanız olacak. İşler artık onlar yönetiyor olacaklar. Eski işinizi robotlar yapacak. Yapmaya başladı bile çoktan. Çoktan yapmaya başladı. Hayatımızın büyük bölümünü sanal ortamda geçireceğiz. Etkilerini görmeye başladınız. Ama sanal ortamı kötü değil. Sakın yanlış anlamayın. Öyle hani bilgisayarın başına oturuyorsunuz da akşama kadar böyle kafa şişiriyor. Böyle değil. Bu şu anda ilkel bir sanal ortam. Yani o kadar güzel bir sanal ortamda yaşayacaksınız ki. Takacaksınız. Amerika'dasınız. Arkadaşınızla birlikte sohbet ediyorsunuz. Oturuyorsunuz. Hologramlarınız var. Hologramı da boş ver. Düşüncesel olarak sizi karşınıza getirmiş. Her şeyi görebiliyorsunuz. Seyahat diye bir şeye ihtiyaç bile kalmamış. Hologramla sonsuz yaşam dedi. Biraz önce de onu bahsettik. İnsansız araçlar dedik. Araba, uçak ve benzerinde. Robotik. Robotlar siyasi seçimlerde daha etkin olacak. Daha etkin olmayacak. Yapay zekalar artık belediye başkanlıklarına, ülke başkanlıklarına, hatta dünya başkanlıklarına adaylıklarını kuracaklar. 2011'de Almanya'da Hannover Fuarı'nda Endüstri 4.0 demişlerdi. Japonya'da dedi ki, konu endüstri değil de insan dedi. Ve toplum 5.0 kavramını attı. Japon Başbakanı Shinzo Abe. Toplum 5.0 nedir? Burada altta bazı şekiller var. İlk insan ne yapıyordu? Avlanıyordu ve avlanarak hayatını geçiriyordu. Onunla besleniyordu. Sonra tarım insanı çıktı. Yani tarımla uğraşmaya başladı. Toprağı kullanmaya başladılar. Ardından makinelaşma olmaya başladı. Endüstrileşme olmaya başladı. Fabrikalar kurmaya başladı. Sonra dijital çağa geçildi. Bilgisayarlar, telefonlar, benzeri şeyler. İnsanlar artık daha sosyal olmaya başladılar. Ama bundan sonraki kavram, en son insana bakın, elinde ayağında hiçbir şey yok da havaya zıplamış. Tamamen özgür. Karanlık çağı biliyorsunuz. İnsan daha kendini
fark etmemiş. Sonra taş çağı oldu, Stone Age dediğimiz taşı işlemeye başladı, doğayı işlemeye başladı insan. Sonra maden çağı, madeni dökmeye, eritmeye, alet bir şeyler yapmaya başladı. Sonra ilk çağ oldu, ilk çağda iletişim kavramı çıkmaya başladı. Yazı bulundu çünkü, yazı bulundu. Devrim ilerledi. Sonra orta çağ oldu, fraksiyonlar gelişmeye başladı. Dinsel akımlar, felsefe akımları dünyayı sarmaya başladı. Ardından yeni çağ, dünya haritası değişmeye başladı. İmparatorluklar süreçleri başladı. Yeni çağ da bitti, yakın çağ başladı ve insanın demokratikleşmesiyle, yani 1789'da başlar yakın çağ. Yakın çağ bitti. Adına birçok şey koydular. Petrol çağı dediler, yok teknoloji çağı dediler, yok dijital çağı dediler, bilgisayar çağı dediler. Hayır arkadaşlar, içinde bulunmuş olduğumuz çağın adını ben size söylüyorum. Çok da yabancı değil. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ, bu da son çağ. Ne zaman başladı? 2015 yılında başladı. İnsansız robotların geliştirilmesi, seri üretime başlanması, yapay zekalar maalesef insanlık ırkının sonunu getirecek. Ne yapılmalı? Aşağıda yaptım, yazdım ama bir ütopyadır, kesinlikle yapılamayacaktır. Tüm insanların kabul edebileceği, tüm ülkelerin kabul edebileceği bir otoriteyle insansız robotları ve yapay zeka gelişimleri kontrol altında tutulmalıdır. Bunu da insanlık yapamayacağına göre son çağımız hepimize hayırlı olsun. Şimdi ülkeler arasında savaş vardır ama savaş denince herkes ilk önce tabii ki sıcak savaş akla geliyor. Sıcak savaşın sonrasında bir de soğuk savaş dediğimiz ekonomik savaşlar var. Ama çok daha önemlisi ve çok daha gizli olan bir savaş var ki psikolojik savaş. Evet. Bu ülkeler arasında, toplumlar arasında süre gelmiş ve sürekli yönetimsel olarak da neredeyse bir milletin geleceğini, kaderini belirleyecek düzeyde psikolojik savaşlar olmuştur. Bu özellikle ticari, ekonomik, teknolojik gelişmelerde ön planda tutulmuştur. Nedir? Yani bugün dünyadan baktığımızda özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası endüstri devrimlerine baktığımızda dünya tröstlerinin bu konuda çok büyük savaşlar verdiğini görürüz. İşte biz şunu yaptık, siz ne yaptınız? Biz nereye gittik, siz ne yaptınız? Biz uzaya çıktık, biz aya gittik, siz gittiniz mi? Gidilmiş midir, gidilmemiş midir? Bugün hala internette bunun tartışması bile var. Aslında o değil. Bizim bakmamız gereken taraf medyanın, daha doğrusu biz ona yandaş medyada diyebiliriz. Çünkü kendi medyalarının bize lansmanıdır geliştirmiş olduğu teknolojiler. Burada amaç nedir? Bir Türk atasözü ya da Türk deyişi, atı alan Üsküdar'ı geçti derler. Yani onlar çoktan ilerlediler, gittiler, siz hiç uğraşmayın, oraya hiç gitmeyin anlamında psikolojik olarak sizi yıkmak için teknolojilerini çok yüksek gösterirler. Ülkeler ya da toplumlar ya da şirketler. Bugün dünya teknolojilerine baktığımızda özellikle teşekkür ediyorum, siz de belirttiniz, ben öğrenci arkadaşlarımla da bunu paylaştım. Bu teknolojide çok geri kalınmış değil. Hatta insansı robot teknolojilerinde, yapay zeka teknolojilerinde daha 2015 yıllarında yeni yeni boy göstermeye, evrilmeye ve köşeler kapılmaya başlanıyor. Bizler öncelikle bilim insanıyız. Biz barış için bilim üretiyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz durum çerçevesinde milli otoritemizin karar vermesiyle yüksek teknolojimizi tabii ki her tür duruma açıyoruz. Her tür durumda kullanılabilir. Bu anlamda robotlarımız geliştirilmesi durumunda, yüklenmesi durumunda tabii ki silah da kullanabilirler. Biz böyle bir şeyi istemeyiz. İnşallah böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyiz. Çünkü dünya buna doğru gidiyor. Ama biz de en azından güç olarak, böyle bir güce, ülke olarak, milli teknoloji olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Peki biz bunu niye yapıyoruz? Niye insansı robot yapıyoruz? Arkadaşlar, bilim insanı olmak, insanlığa hizmet etme olgusudur. Eğer insanlığa hizmet etmek istiyorsanız bir takım şeyler üretirsiniz kendi uzmanlık alanınızda. İşte makine mühendisisiniz, elektronik mühendisisiniz, bilgisayar mühendisisiniz. Bir şeyler üretirsiniz. O üreteceğiniz şey insana ne kadar yakınsa, insana ne kadar yakınsa insana o kadar çok hizmet eder. Orta çağda insanların en iyi hizmetkarı kimdi? Kölelerdi. İnsanlardı yani. Bugün kölelik olmadığına göre yine insana, en çok insana benzeyen bir şey, yani bir makine, yani bir insansı robot hizmet eder. Bugün yapay zekayla donanımlı hale gelmiş bir insansı robot sizinle birlikte yaşayabilir. Yani sizinle birlikte gezer, dolaşır, aynı sandalyeye oturabilir ergonomi olarak uygun olduğu için, aynı kalemi tutabilir, aynı arabaya oturup arabayı kullanabilir. Hiçbir robot da insana zarar vermez. Ama insan nedir? Bir dakika, insana zarar vermez değil de insan nedir? İnsan ölümlü müdür? Ölüyor mu insan? Dünyadaki yaş ortalaması neydi, ne oldu? Yaş ortalamaları 30'lardaydı, 40'lardaydı.
Dünya Savaşları döneminde. Şimdi 70 hatta 80'i zordur. Niye? Teknoloji ilerledi. Eskiden şekeriniz yüksekse küt giderdiniz. Demin kalbinizde bir sorun varsa küt giderdiniz. Şimdi anjiyo gibi bir şey var. Kalbi açıyor adam. Hatta kalp takıyorsun. Kalp bileği takıyor. Değil mi? Bu yaşamını uzatıyor. Ne kadar uzatacak bu? 80 oldu. 90, 100, 150, 200. Kol, kaza oldu, kol koptu. Ne takacağız yerine? Biyonik kol var artık. 3-5 sene sonra bunların çok yani. Şu an görüyoruz da çok daha gelişmişlerini göreceğiz. Fark edemeyeceksin. Aynen insan dokusuna sahip biyonik kollar var. Kol gitti, kolu taktık. Bu kol da gitti. Kalbi zaten takmıştık. Ayakları da taktık. Ciğer, hadi onu da taktık. Ne kaldı? Ne kaldı? Beyin. Beyni zaten çoktan taktık. Yapay zeka dedik. Yapay zeka sizi tanır. Karakterinizi ona anlatabilirsiniz, aşılayabilirsiniz, öğretebilirsiniz, sizin gibi davranabilir, sizin gibi konuşabilir. Yapay zekayı da koyduk, böyle bir film de çevirdik diyorsunuz buraya. Evrim diye bir film çevirdik. Yani robotlar insanları öldürecek mi? Yoksa birlikte yaşamayı mı öğrenecekler? İnsan arasında robot mu? Robotlar insanların evrimleşmesi mi, geleceği mi? Dolayısıyla insansız robot yapmak insanlığa yapılabilecek en güzel bilim armağanlarından bir tanesidir. Biz de Ar-Ge faaliyetlerimiz bu yönde devam ettiriyoruz. Kısaca ben kurumumuzdan ve kendi yaptıklarımızdan da bahsetmek istiyorum. Kısaca ayma uşul emine ait bergenden kiyin biz kompaniya qatarı qaysıl teknologiyalar üstünde iştep jatabız, qaysıl jetişkendiklerge jettik oşol turalı da toktala keteyin. 23 yıllık bir yazılım şirketiyiz. Yaklaşık 28 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz yazılımlarımız konusunda. 23 yıldan beri programmalık aparat işlep çuğu tarmağında iş alıp geliriz. Hazır kuşurma için 28 ülkemenin işleşip geldik. Ama şu an gündemi dünya teknolojilerini yakalamak için kendimizi robotik teknolojiler konusuna yönlendirdik. Азыркы учурда болсо дүйнөдө болуп жаткан мына айтылып жаткан технологиянын артында калбайлык деп биз болсо өзүбүздү робот технологиясына толугу менен бурдук десек жаңылышпайбыз. Türkiye'nin ilk insansız robot fabrikasını ve hatta bazı özellikleriyle de dünyanın ilk insansız robot fabrikasını kurduk. Азыркы учурда Türkiye'nin en birinci, en алгачкы adam иштебеген, özü иштеген, özü продукт чыгарган робот фабрикасын курдук. Кээр мүмкүнчүлүктөр менен, кээр өзгөчөлүктөр менен дүйнөдө дагы биринчи болуп эсептелебиз. Türkiye'nin ilk insansız robotu Akıncı 1 en başta görüldü. Neredeyse yokluk içerisinde yapıldı. Ama bir robottu. Otonom sisteme sahipti. Boşlukluydu ama eklemleri vardı. İnsansız hareketler yapabiliyordu. Üzerine plastik enjeksiyonumuz yoktu, kaplama cihazlarımız yoktu. Evet, motosiklet kaskından yaptık. Ama bir insansız görüntüsü vardı. Arkada birisi mikrofonla konuşuyordu. İçerisinde yapay zeka vardı. Konuşabiliyordu. Cevapları algılayabiliyordu. İçinde görüntü işleme yapabiliyordu. Ve görebiliyordu. Tanıyordu. Şekilleri, nesneleri tanıyabiliyordu. Sonra geliştirdik. Akıncı 2 yürümeye başladı. Çok böyle koştur koştur yürümüyordu. Ama yavaş da olsa insansız adımlarla artık yürümeye başladı. Sonra Akıncı 3'ü geliştirdik. Daha hassas duyular olmaya başladı. Birçok detayıyla kendi motorlarımız ürettiğimiz ilk robotumuzdur. Motorlarımız, redüksiyonlarımız üretmeye başladık. Sonra dedik ki ya dünyada bir şeylerde biz gecikiyoruz. İnsansız robot diyoruz ama bizim bunu yürütüp piyasaya sürmemiz biraz gecikecek. Hemen şeyi değiştirdik, rotayı değiştirdik. Nereye? Servis robotlarına. Türkiye'den ilk, dünyanın da ikinci ya da üçüncü garson robotlarını biz yaptık. Hizmet verdiler. İki buçuk yıl boyunca Konya'da kendi kafemizde kafe açtık. Uygulama merkezi haline getirdik. Robotik uygulama merkezi haline getirdik. Orada müşterilerden, tabletlerden siparişlerden robotlar servis yapmaya başladılar. Bilinçli kitle dedi ki bravo. Dünya ile eş zamanlı neredeyse siz de bunu yaptınız. Bravo. Çok güzel bir şey. Ya bunu burada yapabilmek çok çok zor. Gerçekten müthiş bir disiplin ister. Multidisiplin isteyen bir robot teknolojisi bu. Bravo dedi. Bir kitle de dedi ki ya iki tane şeyin altına tekerlek takmışsınız. Onu yürütüyorsunuz öyle, herkes onu yapar. Ya aslında önce burnundaki sivilceyi patlat, ondan sonra konuş. Diye cevap vermek istedim çocukcağına sosyal medyadan veremedim. Sakın ha, sakın. Ben at gözlüğü dediği diye bir tabir kullanıyorum, at gözlüğü. Hani insanlar der ki at gözlüğü takmayın derler. Bilirsiniz değil mi? At gözlüğü takmayın, geniş gözlü bakın derler. Ben bunun tam tersini söylüyorum arkadaşlar. Sizden rica ediyorum at gözlüğü takın.
At gözlüğü o kadar güzel bir şeydir ki. Atlara niye takılır? Şöyle takarlar. Sağa sol görmesin de, dikkati dağılmasın da, işine, yoluna odaklansın diye. Biz de at gözlüğü taktık. Ufkumuz, tabii biraz açılı at gözlüğümüz. Öyle değil. Şöyle biraz açılı. Ufkumuz geniş. Etrafımızdaki konuşan, laf atan, yapıcı eleştirenlere çok teşekkür ediyorum lafım onlara. Çok güzel eleştiren arkadaşlarımız var. Özelden yazıyorlar, mail atıyorlar, alta güzel yorumlar yapıyorlar. Bu değil. Ama bu konuyu bilmeyen ya da bir aralar uğraşmış da becerememiş arkadaşlarımız oradan çok güzel klavye kahramanlığı yapabiliyor. Sakın öyle şeyleri aldırmayın. Hayatınızda bunun gibi konular bir projeye giriştiğinizde size de olacak. Takın at gözünüzü devam edin. Vardığınız yerde sizi kucaklayanlar olacak. Alkışlayanlar olacaksınız. Diyecek ki evet konu buydu. Sonra tarım ülkesiz dedik. Tarım da teknolojiyle yapılır dedik. Yine benim doktora tezim pancar robotumuz. Bu da pancardaki klasik ekimdeki verimi %80'den %95'lere kadar çıkarmıştır. Bu da karlılığı yaklaşık %100 artırmak demektir. Bugün tarımdan bahsediyoruz ama Konya'nın, ülkemizin en büyük şehri olan Konya'nın nüfus coğrafyasından yani yüz ölçümünden çok daha küçük Hollanda dünya devi olmuştur tarımda ama biz tarımda geri kalıyoruz. Niye? Teknoloji yoksunluğu. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 100'ün üzerinde üniversiteye ve ticaret odasına konuşmacı olarak gittim. Sadece sosyal sorumluluk bilinciyle, sadece birçok insana bu ruhu, bu teknolojiyi aşılayabilmek için. Yine dediğim gibi kapılarımız tamamen açık. Mutlaka fabrikamızı gezin. Orada müzemiz var, 23 yıllık teknolojimizi sergilediğimiz ve sizlerle paylaşımı açık. Mühendis arkadaşlarımızla sohbet edebilirsiniz. Teknoloji insanlık için gelen bir kavram. Teknolojiden korkmamak gerekir. Bugün yüksek teknolojiden geri kalan milletler kendi ülkelerinde bağımsız olduklarını sanarak köle olmaya mahkumdur. Çok önemli dolayısıyla bir söz bu gerçekten. Evet. Yüksek teknolojiye gereken önemin verilmesi gerekir. Ama onun dışında kaygı bizi her zaman geri atacaktır. Kesinlikle teknolojiden uzak durmamalıyız, yerinde müdahale etmeliyiz. Ama özel hayatımıza gelince de bu yine benim sözümdür. En büyük başarı mutlu olabilmektir. Mutlu olmaları çok daha önemlidir. En büyük başarıdır kişisel mutluluk. Bu toplumlara, milletlere, ülkelere hatta dünyaya yansıyacaktır. Sağlıcakla kalın, mutlu olun diyorum. 2023 yılı vizyonumuz, 95'te söyledik. Cumhuriyetimizin 100. yılıdır. 2023'te AkınSoft Yüksek Teknoloji Üniversitesi'ni kuracağız ve yüzümüzü arşa çevireceğiz. İnşallah AkınSoft uzay teknolojilerini kuracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, 1995 yılında kurduğu AkınSoft bünyesinde Türkiye'nin ilk insansı robot prototipini 2010 yılında geliştirdi. Akabinde Akıncı ve Ada isimli insansı robot serileriyle Türkiye'de robotik teknolojiler konusunda öncü oldu. 2017 yılında dünyanın ilk insansı robot fabrikası Akın Robotics'in seri üretimi faaliyete geçti. Genç Türkiye Vecihi Hürkuş İş Adamı ödülünü almak üzere Doktor Sayın Özgür Akın'ı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Hocam. Şimdi değerli dostlar, sevgili zirve başkanımız Doktor Özgür Akın'a ödülünü takdim ediyor. Arkada da eserleri poz veriyor bu arada. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam bir iki cümle rica ediyoruz sizden. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok güzel, çok onurlu bir ödül layık gördünüz bana. Öncelikle teşekkür ediyorum. Birkaç cümle söylemek istiyorum izninizle. 1903'lerde insanlık savaş konuşurken bilim insanları çalışmaya devam ediyordu. Ve ilk motorlu uçağı yaptılar. Wright kardeşler hepimiz biliyoruz. Bundan çok geçmedi ki 1925'te de bizim delikanlımız, bizim çocuğumuz Vecihi Hürkuş o dönem Kurtuluş Savaşı'ndan kalma bir takım kalıntılarla ilk Türk uçağını yapmıştır ve ilk Türk uçuşunu gerçekleştirmiştir. Lakin bundan dolayı cezalandırılmıştır. Yılmamış, devam etmiş,
Sonra Kadıköy'de küçük bir atölyede tekrar bir girişimde bulunmuş. Bu kez kendi tasarımı olan uçağı yapmış ama uçağı sertifika alamamıştır. Uçağını söküp demir yoluyla Çekoslovakya'ya kadar götürmüş. Orada sertifika almış, oradan geri getirmiştir. Sonra bir takım girişimlerde bulunmuş, başaramamış. Dönemin iş insanlarıyla, Nuri Demirağ'la bir iş birliktelikleri olmuş. Selahattin Alan, yine uçak mühendisimiz. Türkiye'nin ilk uçaklarını üretmeye başlamışlar. Ve birçok ülkeden sipariş almaya başlamışlar. Neredeyse Türk semalarının her yerinde artık Türk uçakları uçar olmuş. Ama maalesef uçak fabrikalarımız yine kapatılmış. 1961'de hepimizin bildiği gibi 4,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde yerli otomobilimizi ürettik. Emin Bozoğlu ve ekibini buradan saygıyla anıyorum. Mükemmel bir şey gerçekleştirdiler ama maalesef tırnak içerisinde tabii ki benzin koymayı unutmuşlar. Yok öyle bir şey. Bilim insanları benzin koymayı unutmazlar. Biz 2015 yılında dünya standartlarını yine yakaladık ve ülkemizde birçok özelliğiyle dünyanın ilk, Türkiye'nin ilk insansız robot fabrikasını kurduk. Bu ödülü tüm mühendislerim adına, geçmişte isimlerini andığım, anamadığım tüm mühendisler adına ve geleceğin mühendisleri, iş insanları sizler adına alıyorum. Hepinize teşekkür ederim.